Yani kadıncağız, ben işin neresindeyim biliyor musunuz? Kadıncağız hamileyken dışarı çıkamadığı için sezaryenle doğum yapmak zorunda kalmış. Evet. Bak ben işin burasındayım. Olayın ben işin artık sağlık kısmındayım. Sonra da ruh sağlığı kısmındayım. Tabii. Şu anda bak mesela kendini değersiz görmeye başlıyor. Bu cahiliyet dönemini artık geçelim ne olursunuz ya. Evet. Geçelim yani. Bir başka telefon alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Nasılsınız hanım? İyiyiz. Siz nasılsınız? Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgiler karşılıklı. Ben de sizleri çok seviyorum. Dinleyelim mi sizi? Olsun. Hepimizden. Buyurun. Benim hocama sorum. Buyurun. Yaklaşık bundan bir yıl önce eşim bir kızla konuşuyordu. Konuşma konuşma dedim. Hani kıskanıyorum dedim. Dedi bacım gibidir falan. Bacım gibi. Sonra biz bir tartışma yaşadık. Tartışmadan sonra bana inat o kızla çıkmaya başladı. Yaklaşık bir 7-8 ay falan sürdü. Bacısı sevgilisi oldu yani. O süre zarfında ben eve telefonu bırakıp ses kaydı yaptım. Yakın bir yere gittim bir saatliğine. Konuşmalarında hep sapılçok konuşmalar vardı. Ne konuşmaları? Ben bir iki gün sonra söyledim yani ben senin ses kaydını yaptım. Ben sapılçok konuşuyordum. Nasıl yakıştırıyorsun bunu? Boş ver dedi. Bu bir telefon aşkıdır dedi. Boş şey dedi. Boş şeylerin peşine düşüyorsun dedi. Ay Allah kahretmesin Allah ya. Allah. Nasıl rahat söylüyor bunları? Evet dedi boş şey. Yüzüme karşı açık açık söylüyordu. Var getireceğim, kaçıracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşime geliyorsa. Peki bu kız neredeydi? Siz bunu ilk nerede gördünüz onların konuşmalarını? Evde konuşuyordu, yanımda konuşuyordu. Hatta geçen yıl Ramazan'dan önce dedi 3-4 bayan arkadaşım iş yerinden bize gelecek. Ben de gelsinler dedim. Seni arkadaşlarımı tanımak isterim dedim. Gelmediler. O hafta bir arkadaşları rahatsızlanmıştı. Gelmediler. Bir aksilik çıktı. Ramazan araya gidince gelmedi. Hatta Ramazan'da bir sorunu vardı kızın. Eşimle yine yanımda konuşuyordu. Ben gittim telefonla ben de konuşmak istedim. Konu şeydi. Herhalde biri onu aramıştı eşimi rahatsız etme diye. Ben de dedim hani bak dedim bir bayan mutlaka kıskanır. Dedim bak sen benim evime gelebilirsin. Aynı sofrada oturup bir çay içebiliriz. Bu değildir ki sen benim eşimi her akşam arayasın. Dedim de bayan mutlaka kıskanır. Yok dedi abimdir dedi benim için çok değerlidir şöyledir böyledir. Ben gereken imayı verdim ama yine görüşmelerimiz devam ediyor. Sonra kocana demedin mi hayırdır bu senin bacındı. Ben onun denemesini yaptım. Gece 11.30'du kız kardeşini ara dedim görümcemi. Mehmet dedim kardeşini bir arayabilir misin ablanı? Bu saatte mi? Dedim bak dedim o demek ki anormal bir kardeşmiş dedim. Bu saatte kendi öz kardeşini arayamıyorsun ama onu arayabiliyorsun. Doğru söylüyor bak. Evet. Bu nasıl bir kardeşlikti Selam? Ya. Sonra tartışmadan sonra o kalktı bana inat dedi çıkıyorum dedi. Var dedi. Aylarca Ramazan boyunca geçen yıl hiç eve geldi. Yemeğini yer çıkardı giderdi evin önünde parkta onunla konuşurdu. Velhasıl çok şükür hani dualarla şeylerle şu bitti an eşim artık? Düzelmiş. Ha, bitti. Bana karşı eskisinden çok çok daha iyi. Ay kız evine, nasıl başardın bana... bunu bize de anlatsana. Nasıl yaptınız bunu? Yani hep dua ettim. Allah'tan diledim. Hani Allah'ım doğru yola getir dedim. Daha büyük, daha güçlüsü, daha büyüğü yok ki. Peki şu anda evet, sormak yani istediğiniz sığındım. Nedir? Bir de benim iki tane kızım var. Biri 4, biri 1,5 yaşında kızım da var. Allah hani ben çocuklarım için sineye çektim. Yoksa ben şüpheyle bile onu bırakıp gidebilirdim. Kabullenebileceğim bir şey değil çünkü benim yapımda. Tamam peki şimdi aranız düzeldiyse hocamıza sormak istediğiniz nedir soru olarak? Aramız şu an çok iyi. Ben onun telefonun şifresini şu an biliyorum. O benim bildiğimi bilmiyor. Kızın ismini kıymetlim diye yazmıştı. Ayrıldım dediği halde ben onun kızın ona mesaj attığını gördüm. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce falan. Tamam. Kız yazmıştı aşkım ne yapıyorsun diye. Ben dedim Mehmet dedim arkadaşa aşkım ne yapıyorsun diye mesaj atar mı? Bu ne rezillik yok dedi ya. Biz samimiyiz ondan dolayı. Dedim ne kadar samimi olsana bir bayan dedim evli bir erkek arkadaşına ya, aşkım diye. Ya senin eşin nereli Allah aşkına ya? Biz efendim? Bizim ahlakımızda, bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde böyle bir şey var mı Allah aşkına? Yani yaptıkları... ben de yıllarda çalıştım hani çok samimi oldum arkadaşlarım oldu ve kesinlikle hani aşkın diye hitap edemezdim. Hele hele evli birine. Peki şu anda o zaman sizin nasıl davranacağınızı bir hocamızdan öğrenelim. Bu ne ahlaksızlık? Gecenin 11'inde normal bir kız arkadaşı evli bir adama aşkım ne haber diye mesaj atıyor. Valla şimdi hanımefendi zaten orada şeyi vermiş. Yani ultimatumu vermiş. Şimdi o kadınla bir daha görüşmemesi gerek. Bak kadının arsızlığına da bak. Şimdi evli bir adama sen nasıl gece gündüz mesaj atıp şey yaparsın, sararsın. Bak sarmış ya resmen. Tabii. Yani bu noktada valla hep gözleri bak erkekleri var, mutlu evliliklerde bak şimdi hep gözleri erkekleri var. Bak hep biz şeyleri erkekleri suçluyoruz. Bakın kadın
Burada tamam erkek ama erkekten daha fazla kadın. Yani kadın oldu yoldan çıkarıyor adamı. Onun için bence eşine bak ben böyle bir ilişki, böyle bir insanın tamamen hayatından çıkarmanı istiyorum. Telefonunu, telefonu da silsin. Ve o kadınla da şimdi ilişkisi zaten bence azalmış, bitmiş. Kadın üstüne gidiyor gibi görülüyor, anlaşılan. Ve bunlar hocam hiç kabul edilir şeyler değil. Değil. Bunlar Türk aile yapısına aykırı davranışlar. Ya şimdi bunlar adaba, görgü kurallarına. Gece 11'de arkadaşını bile aramazsın ya. Hadi ablanı yani ara. Akrabanı bile aramazsın yani. Arayamıyorsun bak biz şimdi. Biz bu örnekleri verirken yani bu kötü hikayeleri dinlerken biz böyle değiliz ya. Evet. Toplum olarak bir ahlakımız var, bir kültürümüz var, bir görgümüz var. Bu arada hep Alo 183'i size söylüyoruz ya. Her türlü sorununuzda devletimiz gerçekten yanınızda ve Alo 183 yardım hattı. İstediğiniz anda kocanızla kavga mı ettiniz? Şiddet mi görüyorsunuz? Çocuğunuzla olan ilişkilerinizde psikologlar hattın diğer ucunda sizi bekliyor. Yalnız değilsiniz. Hemen diğer telefonu tamam. Alalım. Olur mu hocam? Tamam. Yalnız çalıştığın, bak çalışsın kadın ama çalıştığı zaman arasına mesafe koymayı bilsin ya. Evli olan bir erkekle yakınlaşmanın ne anlamı nedir var? Nedir ya? Yuva yıkmanın ne aşkım anlamı var? Aşkım bile ne demek? Tabii arkadaşına ya. Aşkım diye mesaj atıyor ya. Evet. Ve sonra o senin bacın oluyor. Bacın da sevgilin oluyor. Enteresanmış valla. Alo. 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 Bizi telefondan duymaya çalışın olur mu? Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Belli ki ses tonunuzdan çok üzgünsünüz. Evet. O kadar hissediliyor ki. Neyiniz var? Alo. Dinliyoruz. Buyurun. Buyurun. Neyiniz var? Ne anlatmak istiyorsunuz? Ne paylaşmak istiyorsunuz? İyi günler. Eşim beni aldatıyor yıllardan beri. Kaç yıldan beri? Ben 26 yıllık evliyim. 6 yıldan beri, 7 yıldan beri aldatıyor. Kiminle aldatıyor? Çok yakın birisiyle. Akrabam yani. Peki nasıl yakaladınız? Nasıl yakaladım? Zaten biliyordum yani. Sizliyordum. Eşim de bana söyledi. Onun evine gittiğini de gördüm. Aa. Nasıl kabullendiniz bunu? Önce kabullenmedim. Sonra kabullendim. Bu sefer artık zoruma gidiyor. Eşim yani benimle şey yaparken bir evet. Yani onun peki siz böyle bir şeyi niye kabul ediyorsunuz? Niye kabul ediyorsunuz? Tabii ya. Niye kabul ediyorsunuz böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Yani ilişkinin boyutu bakın nereye gelmiş. Tabii sen kabul evet. ettikçe olay zıvanadan çıkmış. Yani şu anda ben size şunu söyleyeceğim. Hocamızın burada söyleyeceği iki kelime bile sizin şu andaki yaşamınızı değiştirmeye yetmeyecek. Bence. De. Bence de. Tecrübelerinden yola çıkarak Tabii. söylüyorum. Lütfen siz acil bir psikologdan destek alın. Eğer gerçekten bu konuda maddi gücünüz yoksa dedim ya az önce devlet yanınızda. Bakın siz bir kadın olarak bazı şeyleri hissetmişsiniz. Yalan mı hocam? Doğru. Yani 183'ü görüyorsunuz şu Tabii. anda. Bu numaradan ulaşın psikologlara. Evet. Anlatın derdinizi. Size teşekkür ediyoruz. Bizi aradınız ama burada iki kelimeyle sizin yaşamınızdaki bu sorun çözülmez. Bence de çözülmez. Öyle bir cümle söylediniz ki benim tüylerim diken diken oldu. Evet. Ve sadece benim değil. Bütün kadınların tüyleri diken diken oldu. Evet. Yani kocam onu düşünüyor. Onu sayıklıyor. Ne yapmak gerekir hocam böyle ya bir şey? Ya bir şey şöyle ama bak baştan kabullenmiş ama bak kabullenilmez böyle bir şey. Kabul ettim diyor. Hayır kabullenilmez. Neden kabullenilmez? Kabullendin ama yüreğin kabullenemez bunu. Sonra ne oldu? Bak şu anda psikolojikman yıkılmış durumda. Kadıncağızın zaten yüreği kabul etmemiş ki hocam. Etmemiş ama bak şimdi ne oluyor? Bak bedenen de kabul etmiyor. Bak şimdi bir sürü bedensel hastalık başlar onda. Kesin başlar. Başlar. Başlar yani. Onun için bu sağlıksız bir durum. Yani bu kabullenilecek bir durum da değil. İnsanın içinin kabul edebileceği bir durum da değil bu ya. Yani biz... Nasıl bir toplum haline geldik insan kahroluyor ya. Allah göstermesin. Evet. Bütün bir de akraba yakın bu. Şimdi kardeşim akrabana yakına bir kardeşin gözüyle bakarsın. Bak bacım diyor adam sonra sevgili yapıyor. Biz ne zaman bu noktaya geldik ya? Çok üzücü bir noktaya Hep bu ya. Hep programda söylediğimiz bir şey var. Bir adam ya da bir kadın seçiyorsun bir hayat seçiyorsun. Hayat senin elinde. Sen değişmek istersen değiştirmek istersen bu hayat değişiyor. Evet. Ama sen yok kalıp razı olup yani kabullenip. Bir şey yok. Bir de onun düşündüğünü hissedip de onunla beraber olmak. Aynı evde yaşamak, beraber olmak. Yani gerçekten tüylerimi diken diken etti. Allah'ım yardımcınız olsun.
Ama önce sizin kendinize yardım etmeniz lazım. Bir psikolog tabii şart bu noktada. Evet. Diğer telefonumuzu alalım. Allah'ım kötülerden koru ya Rabbim.